başındayız ve kalkışa hazırız. Kalkıştan önce son kontrollerimizi yapıyoruz. Önce yakıt depolarını kontrol ediyoruz. İkisinin de full olduğunu görüyoruz. EGT ve yakıt akışı değerlerinin normal olduğunu görüyoruz. Yağ basıncı ve ısısının normal olduğunu görüyoruz. Ampermetreyi kontrol ediyoruz. Hız göstergemiz 0, turn coordinator sabit. İstikamet gyromuz manyetik başla aynı. Attitude indicator sabit. Altimetremiz meydan irtifasında. Dikey hız göstergemiz 0. Navigation aletlerimiz normal. Takometremiz 1000 devirde. Flaplarımız 10 derece. Mixture kolumuz tam ileride. Throttle'ımız 3 cm ileride. Sol yakıt deposu seçili. Pitot ısıtıcımız kapalı. Beacon ve nav ışıklarımız açık. Taxi ve land ışıklarımız açık. Yakıt pompamız şu an kapalı. Ancak uçağımızı pistte koşturmaya başladığımızda ve yerden teker kestiğimizde yakıt depolar içerisinde geriye doğru hücum edeceğinden motorlara ulaşması zor olacak. Bu yüzden yakıt pompamızı take off esnasında açıyoruz. Piste girmeden açacağım. Sıra manyetoları test etmeye geldi ama ondan önce motor devrini 1800'e kadar çıkartıyorum. Evet, yavaş yavaş yükseltiyoruz. 1800 devri buluyoruz. Şimdi sağ ve sol manyetoları test edeceğim. Önce sol manyetoyu test ediyorum. Motor devrine bakıyorum ve çok az bir düşüş olduğunu görüyorum. Tekrar bot konumuna getiriyorum. Şimdi sağ manyetoyu test edeceğim. Ve yine çok az bir düşüş olduğunu görüyorum. Ve tekrar bot konumuna getiriyorum. Ve bu testten sonra motor devrini tekrar 1000'e kadar düşürüyoruz. Ve son bir test yapacağım. Manyeto anahtarımı off konumuna getireceğim. Ve motor durmak üzereyken tekrar bot konumuna getiriyorum. Bunda da bir problem olmadığını görüyorum. Ve artık yavaş yavaş kule ile irtibata geçip kalkış müsaademizi alabiliriz. Park frenlerimizi deaktif ettikten sonra yavaş yavaş gaz vererek piste doğru ilerliyoruz. 1200-1300 devri gördükten sonra yavaş yavaş 1100 devre doğru indiriyorum. Çok yavaş ve kontrollü olmanızda fayda var. Yavaş yavaş piste doğru ilerliyoruz. Ve yavaş yavaş pisti ortalamaya gayret ediyoruz. Uçağımızı centerline'e oturtuyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra yavaş yavaş gaz vermeye başlayacağım. Çok kontrollü bir şekilde. Azar azar. Evet, pisti artık ortaladık ve gaz veriyoruz. P faktör nedeniyle uçağımız sürekli sola doğru kaçmaya çalışıyor. Biz de rudderle onu centerline'de tutmaya çalışıyoruz. Hızımızın yükseldiğini görüyoruz. 60 knot'ta yavaş yavaş geri tazyik yapmaya başlayacağım. Ve yavaş yavaş geri tazyikle tekerlerimizi yerden kesiyoruz. Aslında bu normalde çok kolay olur. Yani gerçekte çok kolay olur ama simülatörümüzde yeterince iyi simüle edilememiş. Normalden fazla geri tazyik yapmak gerekiyor ve haliyle çok sert bir kalkış oluyor. Yükselirken hızımı 80 knot'ta tutmaya çalışacağım. Ve bu arada 500 feet'te de flaplarımı toplayacağım. Ben yakıt pompasını açmayı unutmuşum piste girerken. Bunları unutmamak gerekir. Ve 80 knot'ı koruyarak yavaş yavaş irtifa kazanıyorum.